Gitmemişsin. Yanımdasın. Mucize olmalı. Ya da rüya. Rüya değil. Ben gerçekten buradayım. Hissetmiyor musun? Hep bu anı hayal etmiştim. Ben de ettim. Daha doğrusu etmişim. Geç de olsa şimdi fark ediyorum. Fırat, ben çok pişmanım. Her şey için özür dilerim. Gerek yok buna. Daha güzel şeylerden konuşacağız. Mesela? Mesela... aşkım. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Kapat gözlerini. Korkma. Ben buradayım. Gitmeyeceğim. Açık unutmuşuz. Ay, yoksa hırsız falan girdiyse. Kimse var mı? Ay, evdeki bütün değerli eşyaları alıp götürdüyse. Televizyon burada. Aman Gül Endap. Ay, senin de aklına türlü türlü şeyler geliyor. Bu evde değerli eşya mı var zaten? Of. Ay Sultan ablam da haklı yani bazen. Böyle kendi kendimi dolduruyorum, dolduruyorum. Ondan sonra pıs diye söndürüyorum. Kendi beynimi yordum da kalıyorum yani. Abanin! Asuman! Ay, günaydın. Asuman! Eyvahlar olsun! Senin burada ne işin var? Eyvahlar olsun! Eyvahlar olsun! Sultan ablam! Ay Sultan ablam! Sultan ablam uyanın! Sultan abla! Felaket geldi, çattı! Ay. Sultan ablam, seni yılanlar basmış evimize. Hem de sinsice. Ay biz uykudayken. Sultan abla. Ay gaflet uykusuna mı yattınız ya? Ne işle geldin sen buraya ya? Hem içeriye nasıl girdin sen? Yoksa... yoksa bütün gece yanımdaki sen miydin? Benden tabii ki. Benden başka kim olacak? Hem buraya ilk gelişini değil, hatırlatayım istersen. Kapıyı açık unutmuşsunuz. He, sen de hırsız gibi içeri dalayım dedin yani. Bu bavul ne? Ben sana geri döndüm Fırat. Oldu, o kadar basitti yani. Canın istedi gittin, canın istedi geri dönersin, öyle mi? Ya ben gerçekten çok pişmanım. Ben sana yaşattıklarımdan dolayı gerçekten çok özür dilerim. Beni affet, lütfen. Yapabilir misin? Fırat! Saklan, hı? Çabuk, çabuk saklan. Saklan! Tuvalete. Ne olacak ki ben Sultan Anne'den korkmuyorum. Korksan iyi olur. Çabuk, çabuk. Ne oldu Fırat'a, bir şey mi oldu? Daha fena ablam, daha fena. Aa. Kırmızı alarm niteliğinde. Koş ablam, Asuman yılanı Fırat'ı sokmadan koş. Gir içeri, sesini çıkarma. Asuman! Kim?
Bana bak Berat, sakın saklama. Nerede o kız? Kimi teyzem, kimi? Nerede? Ablam, yok. Yılan, börtü, böcek, hiçbir şey yok. Ya börtü, böcek dediniz kim? Kızım sen bilmeyin mi ne gördüğünü? Nerede bu kız? Ablam, işte bak bir delil buldum. Kimin bu? Benim, benim çatım. Deyzem, donlarım var içinde. Vallahi benim deyzem. Deyzem benim zihni ya. Ya deyzem benim diyorum. Onların var içinde. Etme deyzem benim. Fırat'ımın yanında. Sen mi çağırdın Fırat? Benim kimseyi çağırdım falan yok desem ne diyorsun ya? Lan bu yerleşmeye gelmiş bak valiziyle falan. Geberteyim seni. Yapma Sultan anne. Sultan anne mi? Yorarım kız ben seni. Tamam deyzem yeter lan. Bırak. Geç şuraya. Beni dinle. Geç şuraya sus. Ağzım. Gel buraya. Deyze yeter be sus. Bir dur ya. Sen bu kızı mı koruyorsun Fırat ha? Ya bunca yaşadığın şeye rağmen sen bu kızı mı koruyorsun? Bu kız seni nikahta bırakıp kaçtı. Nikahta. El aleme rezil rüsva aldık biz. Sen unutabilirsin. Ben unutmayayım. Deyzem. Deyzem. Dur, dur, dur. Aşkım evlendiğimizde burada oturalım diyorum. Fırat sen deli misin? Bu ev bizim tepemize çöker iki günde. Baksana her yerde fareler cırt atıyor. Ya sen merak etme. Ben yapacağım her yerini sıfırdan. Hem de kendi ellerimle. Hadi bakalım göreceğiz. Ya sen bana inanmıyor musun? Seni çok özledim. Asuman. Ben buraya sadece konuşmaya geldim. Önce ben konuşayım. Ben yaptığım her şey için çok özür dilerim. O zamanlar çok gerildim, korktum, bocaladım. Cengiz'e neden evlendin diye sorarsan da... Sormuyorum. Bir şey söylemene gerek yok Asuman. Ben artık sana kızgın bile değilim. Oh çok şükür Allah'ım. Beni affedeceğini biliyordum. Her şey o kadar güzel olacak ki. Ben dersimi aldım aşkım gerçekten. Asuman bitti. Ya seni o kadar mutlu edeceğim ki sensiz hayatın hiçbir anlamı yokmuş. Ben bunu anladım. Geç de olsa anladım. Asuman, bitti diyorum. Ben başka bir sayfadayım artık. Seninle olan kısmını çoktan nokta koydum ben. Fırat ama biz... Asuman biz diye bir şey yok. Çırpınma boşuna. Evet seni affettim. Ama bu senin tahmin ettiğin gibi bir aff değil. Ben seni çoktan yüreğimden göndermişim. Bak bak böyle konuşma. Eğer bana bir şans verirsen. Aslında gelmeni sevindim biliyor musun? Sen gelmeseydin ben de hislerimden emin olamayacaktım. Bu sabah seni gördüğümde her şeyi fark ettim. Artık sana karşı tek bir duygum bile kalmamıştı. Sadece kocaman bir boşluk. Yok. Bunları sen sinirinden söylüyorsun. Beni cezalandırmak için yapıyorsun. Hayır. Öyle bir niyetim yok. Sen zaten cezanı çekmişsin Asuman buraya gelmenden belli. Ben artık yokum. Yolun açık olsun.
Asuman Hanım, size daha kaç farklı kelimeyle anlatabilirim bilemiyorum. Sizi tekrar programa çıkarmam mümkün değil. Yapacaksınız. Siz bana bunu borçlusunuz bir kere. Siz benim hayatımı mahvettiniz. Beni kaybettiğim aşkımla yeniden barıştıracaksınız. Beni bu adamla tekrar barıştıracaksınız. Eğer yapmazsanız bütün kariyerinizi bitiririm. Beni bu adamla barıştırmazsanız bunu yemin ederim yaparım. Kuzum, ne yaptın? Geciktin biraz. Tayland'la kahvaltı yaptık. Ha. Ay, Tayland dedim, beni kaybettin şu anda ama neyse. Pıraş şef geldi. Seninle bir şey konuşması gerekiyormuş. Çok önemli dedi. Şöyle çantanı da alayım ben. Sen bir hafifle. Rahatsın değil mi? Hı. Tamam. Bir konuşun bakalım. Tamam. Tamam. Ay inşallah Fırat haklı çıkar ya. Kesici aletleri de ortadan kaldırdıysa bu işin içinden çıkarız be. Yoksa işimi bıraktılar. Ne yaptın, küstürdün mü insanları? Yoksa sen gidiyorsun diye peşinden istifa falan mı ettiler? Kimi bulacağım ben şimdi? Nasıl yapacağım? Servisi nasıl çıkaracağım? Ne? Niye öyle bakıyorsun sen? Sen niye bu kadar rahatsın? Geldiğinde neden bıçakları alta koyuyordun? Çünkü bazı şeyler var, konuşacağız. Ama birazdan sana söyleyeceklerim seni inanılmaz derecede sinirlendirecek. Kan beynine sıçrayacak. Sen de beni deşmek, kesmek, doğramak falan isteyeceksin. Ben de tedbir olarak cinayet aletlerinin hepsini ortadan kaldırayım dedim. Ne olur ne olmaz. Sen yine ne tür bir oyun oynuyorsun Fırat? Hı? Dün gece de yaptıklarını unutmadım zaten. Çok güzel değil miydi? Kızamıyorsun, boşuna zorlama. Hem sen bana muhalefet etmekten yorulmadın mı? Ben çok yoruldum. Ne söyleyeceksen söyler misin artık? Yukarıda işim var. Yüzün nerede? Ayrıldın değil mi o heriften? Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Peki neden? Yani fikrini değiştiren ne oldu? Kalbim. Sonunda bir kalbin olduğunu anladın yani. Neden acaba? Yani birisi mi ya da bir şey mi sebep oldu acaba? Hı-hı. Bu kalbini olduğunu fark ettiren şahsın bir adı yok mu ya? Var. Ne? Haz. Babam yani. Vay be sen. Tamam. Baban bir kalbin olduğunu hatırlattı, anladım. Peki senin bu kalbin ne diyor ya? Bir isim falan fısıldamıyor mu? Fırat diyordum. Thank you.
söyleyeceklerimi iyi dinle. Sakın uzun cümleler kurmaya çalışma. Hep kamerayla bağlantıda kal. Herkes Fırat'ın gözlerinin içine bakarak kalbini açtığını görsün. Onu gerçekten sevdiğini düşünsün, tamam mı? Bir dakika ya. Ben Fırat'ı gerçekten seviyorum. Bunun için rol yapmama gerek yok ki. Peki, neyse. İçinden ağlamak gelmiyorsa sakın zorla ağlamaya çalışma. Duyguların samimiyetle aksın. Öyle büyülü, edebi cümleler kurmaya kalkma. Sade bir dille anlat her şeyi. Zaten geriye kalan konularda ben seni yönlendiriyor olacağım, tamam mı? Ah, geldiniz mi? Halacığım, geldim. Ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Belgesel izleyeceğiz. Belgesel mi? Ay ne var ayol? Yani bu orijinal fikrim size garip mi geldi? Hem ne zamandır ailecek böyle üçümüz bir arada vakit geçirmiyorduk. Ne güzel olur Naz da hazır erken gelmişken. Hadi gelin oturun oturun hadi. Halacığım bu çılgın programımızdan haberim olsaydı ben daha da erken gelirdim. Neza bak çok yorgunum. Bana öyle Jet Set Magazine saçma sapan programları izleteceksen hiç zahmet etme. Katlanamıyorum. Aşk olsun abicim. Yani ben sadece magazin programımı izliyorum. Yani o kadar sığ bir kadın mıyım ben? Ha? Siz de beni iyice halktan biri gibi yaptınız canım. Hadi gelin oturun hadi. Hadi. Peki tamam. Belgesel. Ne? Ne belgeseliymiş bu? Evet. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Nasıl, memnun kaldınız mı? Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şebnem Hanım, durmadan telefonunuz çalıyor. Fırat çağırıyor. İzninizle. İster misin? Alo Şebnem. Naz'a ulaşamıyorum. Nerede? Eve geçti. Vallahi kalp değişikliği izni verdim artık ona bugün. Bir şey söyleyeceğim. Sen hani her şeyi anlatacaktın ya? Ha? Kızcağızın senin duyguların dışında hiçbir şeyden haberi yok. Evet anlatamadım. Ama eğer bir an önce ulaşmazsam her şey ekranlardan öğrenecek. Ne ekranı ya? Neyi öğrenecek? Asuman, Taylan'ın programına çıkıyor. Benden özür dilemek için. Kimliğim ortaya çıkacak Şebnem. Ne? Çabuk hemen eve gidiyorsun tamam mı? Hemen. Naz her şeyi öğrenmeden önce senin anlatman lazım. Çabuk. Ortaokul 3. sınıftaydı. Feza ben yıldım. Yani ailecek planladığın müthiş program bu muydu Allah aşkına? Ay ne güzel hep beraber oturuyoruz işte. Yani en son ne zaman bu kadar basit bir program yaptınız hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Otur işte. Barış bak sen neyin peşindesin? Niye kilitledin bizi buraya? Neler döndüğünü anlatmazsan kalkıp gidiyorum. Vallahi babacığım nereye gidiyorsan ben de seninle geliyorum çok. Hayır otur otur. Otur öyle hiçbir yere gitmek falan yok. Otur otur izleyeceksiniz. Bir dakika. Abicim. Sen de iyi bilirsin ki gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu vardır. Birazcık daha sabredin. Az sonra her şeyin gün ışığına çıkışına şahit olacaksınız. Çok iyi bir insan diyen anlatılacak gibi değil. Sevgili seyirciler, hepiniz Doktor Aşk'la yeniden başlaya hoş geldiniz. Şu ana kadar hep üzücü olaylara tanıklık etmiş stüdyomuz bugün bir ilke imza atacak. Bugün burada ilk kez daha önceden ağırladığım bir konuğu konuk edeceğim. Hepiniz onu kaçak gelin olarak tanıdınız. Yaşadığı korkunç hayal kırıklıklarına tanıklık ettiniz. Onunla birlikte üzüldünüz. Yeri geldi, ağladınız. Dün kapıma gelip benden yardım istediğinde onun acısına ve samimiyetine inandım. Eminim birazdan anlatacakları sizlerin de kalbine dokunacak. Bu ev... Yüzünü şeytan göresice. Bize tam olarak neler Ay Allah aşkına birini söyleyin. O saç olmuş mu? Unutmayın sayın seyirciler. Doktor Aşk yalnızca kalbi kırılmış, aşktan yana ağzı yanmış danışanlarının yanında. İnsanın duyguları, düşünceleri zamanla değişebilir. Tıpkı Asuman'da olduğu gibi. Evet Asuman.
bu süreçte neler yaşadığını bize anlatır mısın? Nişanlımı nikah gününde terk ettiğimde doğru kararı verdiğimi sanmıştım. Hepimiz seninle aynı fikirdeydik. Yani evet. Ama ondan sonra yaşadıklarım bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu gösterdi. Kalbimin tek sahibi olan o adamı kaybettiğimi anladım. Ben şimdi göstereceğim sana sahibini. Kendimi çok baskı altında hissettim. Ne yapacağımı, ne hissettiğimi hiç bilmiyordum. Kafam çok karışıktı. Bu süreçte bu kafa karışıklığından istifade edip aklını çelen biriyle de evlendiniz, doğru mu? Maalesef. Beni akıl oyunlarıyla zehirledi. Nişanlıma karşı da düşman etti. Aa, benden bu kadar, bu nedir ya? Aa, nereye? Ay, en önemli kısmına gelmedik daha. Otur, otur. Evlenir evlenmez pişman oldum zaten. Hep uzak durdum ben ondan. Yaptığım bu korkunç hatanın farkına vardığımda Fırat'ı çoktan kaybetmiştim. Ama boşanma davası açtım ve ondan tamamen kurtulacağım. Laflara bak ya. Yalancı çimçuk ağızlı senin. Anne dur, ne yapıyorsun? Bizleri birbirimize daha çok bağlar. Bugün burada bu aşık kadın terk ettiği nişanlısını geri kazanmak için çok cesur bir adım attı. Ve ben bunun mükafatlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve sözü Asuman'a bırakıyorum. Ben seni çok özledim aşkım. Çok özür dilerim. Lütfen beni affet. Evet. Şu an Asuman konuşacak durumda olmadığından sözü ben devralıyorum. Ve buradan bu aşık kadının kalbindeki adama seslenmek istiyorum. Güzel kardeşim. Ben Asuman'ın aşkına kefilim. Sana olan sevgisi de pişmanlığı da son derece samimi. Bundan hiç şüphem yok. Bütün Türkiye'de bunu gördü zaten. Lütfen onun sesini duy. Şimdi dilerseniz hepimiz o adamı tanıyalım. Geçirmek istediğin kadın Asuman burada, herkesin içinde senden özür dilemek istiyor. Naz! Buraya ha. Hemen defol git buradan. Gideceğim. Ama önce her şeyi açıklamama müsaade et. Her şeyi anlatabilirim. Halamı duydun. Git buradan. Naz lütfen beni dinle. Dinlemek istemiyorum. Delikanlı. Nedir bu saçmalık? Hı? Derhal evimi terk et. Biz seni sıradan bir şef zannettik. Altından çıkanlara bak. Neden böyle bir durumun olduğunu söylemedin? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız ama açıklayabilirim. Her şeyi Naz'a söyleyeceğim. Lütfen beni dinle. Lütfen. Sen bana yalan söyledin. Beni kullandın. Naz. Ben sana aşık oldum. Evet. Önce Taylan'dan intikam almak istedim. Kabul. Ama sen benim içimdeki öfkeyi öldürdün. Öyle saf, öyle güzelsin ki.
Ben bu oyunda seni inciteceğimi anladım. Seni seviyorum Naz. Seni seviyorum. Lütfen bana inan. Seni kaybedemem. Bana bak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Kalbime bak Naz. Orada sadece sen varsın. Hala aşktan meşkten bahsediyor bir de yüzsüz. Yüzsüz. Senin Naz'a neden yaklaştığın, aramıza neden girdiğin ortaya çıktı, tamam mı? Masken düştü senin, anladın mı sahtekar? Düştü senin masken. Abi bak bunun gideceği falan yok bak. Güvenlik mi çağıralım, ne yapalım? Diyeceğini dedin. Artık çık git buradan. Bir daha da seni kızımın etrafında görürsem canını yakarım. Kitlemiyorsun. Asuman buraya nasıl geldin bilmiyorum ama kalbini kırarım, git buradan. Evleniyorsun ya. Bundan daha çok benim kalbimi ne kırabilir ki? Asuman uzatma. Ver o anahtarı bana. Ne oluyor aşkım? Evlenmeden önce bekarlığımı tadım son kez eski insanım. Defol gider misin? Lütfen rica, git buradan lütfen. Aşkım yapma. Yapma. Görmüyor musun, bu kız seni mutlu edemez. Benim gibi değil o, seni benim gibi sevemez. Buraya gelir miydi? Cesaret edip buraya gelir miydi? Haklısın. O asla beni senin gibi nikah masasında bırakmaz. Bakalım. Ay çok güzel oldun kuzum ya. Ha? Vallahi melek gibisin. Şimdi böyle güzel güzel konuştuğuma da bakma. Yarın dedikodunu yapacağım kıskançlığımdan. Sakın. Sakın ağlamak yok şu anda, tamam mı? Ağlamak yok. Kesinlikle ağlamıyoruz. Damadın ailesi geldi. Aşağıdan nikah memuru da geldi. Şu an böyle bir lüksümüz yok yani bizim, tamam mı? Sakin oluyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Tamam. Hadi artık. Hadi gelinimizi artık yavaş yavaş götürelim bakalım aşağı doğru. Hah. Ön böyle. Nikahtan önce gelini görmek uğursuzluğuna hiç girmiyorum. Yavaş yavaş çıkıralım. Seni sonsuza kadar seveceğim. Seni sonsuza kadar seveceğim.
Ya abi! Ne işin var senin burada? Hemen eve dön. Ya senin korkunç bir hata yapmanı engellemek için geldim. Ya bak belki de yanılıyorumdur. Belki de sana yakıştığı gibi olay çıkarmadan medeni bir tebrikte bulunmaya geldim. Ben sadece ne yapacağını görmek için sana eşlik etmek istedim. Peki. Madem böyle istiyorsun. Bütün sonuçlara katlanacaksın. Değerli aileler, sayın misafirler. Naz Soylu Er'in ve Fırat Karasu'nun nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. Naz Hanım ve Fırat Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne başvurdunuz. Yaptığımız incelemeye göre evlenmenizle ilgili herhangi yasal bir engele rastlanmamıştır. Biraz daha vaktim olsaydı ben bulurdum o engeli. Evet, gelin hanımla başlayalım. Adınız? Naz. Soyadınız? Soyler. Babanızın adı? Nazım. Annenizin adı? Yasemin. Evet, şimdi damat beye geçelim. Adınız? Fırat. Soyadınız? Karasu. Babanızın adı? Rafet. Annenizin adı? Sevde. Şimdi sizden bugün burada şahitler ve davetler huzurunda evlenme isteğinizi bir daha sözlü olarak beyan etmenizi rica edeceğim. Siz Fırat Karasu, Naz Soylu Er'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki siz Naz Soylu Er, Fırat Karasu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır dedi. Ah, çok iyi.